الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Sevgili kardeşlerim, Yüce Rabbimiz okumuş olduğum Hadid Suresi 20. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence ve kendi aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki, bitirdiği ot ekincilerin, çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur, onu sapsarı görürsün. Sonra çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir metadan, bir zevkten başka bir şey değildir. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimenin asıl maksadı dünyanın halini tahkir etmektir, ahiretin halini tazim etmek, yüceltmek ve büyütmektir. Tabi burada bir karışıklık söz konusu olabilir, zihinlerimizde bir karışıklık söz konusu olabilir sevgili kardeşlerim. Acaba neden Kur'an-ı Kerim dünyanın halini tahkir ediyor diye düşünebiliriz. Bunun için dünyanın üç önemli veçesi ve yönünün olduğunu bilmek gerekir. Ve Yüce Rabbimizin de bu dünyanın üç yönünden hangisini tahkir ettiğini bu şekilde anlamamız mümkündür. Buna göre değerli kardeşlerim, dünyanın birinci yüzü ve yönü Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesine bakmasıdır. Bu dünyada yaratılan varlıkların hepsi bir ayettir, bir alamettir. Yüce Rabbimizin varlığını, birliğini, güzel izimlerini ve sıfatlarını gösterir. Onların bir aynasıdır. Dolayısıyla bu yönüyle dünya hayatının, dünyanın tahkir edilmesi, küçük gösterilmesi, hadislerde ifade edilmiş olduğu gibi bir cife olarak, bir leş olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Cenab-ı Hak da, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da dünyanın Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sına bakan yönünü hiçbir zaman tahkir etmemişlerdir. Bu konu, efendim, dünyanın bu yönü, dünyanın hangi maksatla yaratılmış olduğunun da aslında ipuçlarından bir tanesini vermektedir. Dünyanın birinci yaratılış amacı demek ki sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sına yaratılan her bir şeyin aynı olmasıdır. Dolayısıyla insan dünyadaki varlıklara baktığında hep bunu hatırlamalıdır. Yüce Rabbimizin Esma-i Hüsna'sının cilvelerini, akislerini, yansımalarını görmek maksadıyla dünyaya bakmalı. Dünya üzerindeki varlıklarla, nimetlerle bu açıdan ilgilenmelidir. Bu açıdan harcanacak zaman, ömür, hayat hiçbir zaman tahkir edilecek bir şey değildir. İnsanın esas amacı, asıl maksadı da zaten Allah'ı tanımaktır. Allah'ı tanımaktır. Allah'ı dünyadaki yaratmış olduğu alametlerine, varlıklarına bakarak, yaratmış olduğu mahlukatına bakarak tanımaktır. Onu isim ve sıfatlarıyla tanımak ve bilmektir. Sevgili kardeşlerim,
insanın hayatını bu yönde harcaması övülecek bir şeydir ve insanın da sevineceği en önemli bir davranış olsa gerektir. Çünkü insanın Rabbini tanımasını, Rabbini sevmesini, Rabbini hakkıyla kulluk yapmasını netice verir. Böyle bir düşünce, böyle bir tefekkür. Dünyanın ikinci yönü değerli kardeşlerim, ahiretin tarlası olması yönüdür ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde bunun bu şekilde nitelendirildiğini görürüz. Ed-dünya mezraatül ahira buyurur Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu yönüyle dünyanın telin edilmesi, kötülenmesi, tahkir edilmesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bu yönü aslında dünyanın bir imtihan salonu, bir imtihan meydanı olduğu gerçeğini de bize gösteriyor. Hepimiz bu dünyaya bir imtihan için geldik. Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratması, Allah'ı tesbih edecek, tenzih edecek, ibadet edecek sayısız melekler bulunmasına rağmen Yüce Rabbimizin biz insanları bu dünyaya göndermiş olması, bu dünyada bir halife olarak yaratmış olması bizim bir imtihana tabi tutulmamız sebebiyledir. Melekler böyle bir imtihana tabi değil. Hayvanlar böyle bir imtihana tabi değil. İnsanlar ve bir de cinler böyle bir imtihana tabidir sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla biz bu dünyada imtihana tabi iken bu dünyanın bir tarla olduğunu, bir tarla gibi olduğunu düşüneceğiz. Ve burada biz ne ekersek ahirette onu biçeceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Biz burada iyilikler ekersek değerli kardeşlerim, salih ameller ekersek, efendim ibadetler ekersek orada cennet meyvelerini toplarız. Ama biz burada efendim kötülükleri, günahları, nifakı, şirki ve bunun gibi şeyler ekersek bu defa da cehennemde zakkumun meyvelerini toplarız. Yani cehennemde Cenab-ı Hakk'ın azabıyla karşı karşıya kalırız. Dolayısıyla dünyanın ahiretin tarlası olması yönünün ve dünyanın bir imtihan mekanı, bir imtihan salonu, bir imtihan meydanı olmasının da dünyanın tahkir edilme yönüyle bir ilgisi asla söz konusu değildir. Bu nokta Cenab-ı Hakk'ın dünyayı yaratmasının hikmetlerinden en önemlilerinden bir tanesidir. Dünya ve dünyanın içerisinde en şerefli bir mahluk olarak yaratılan insan değerli kardeşlerim. Dünya dediğimiz zaman tek başına dünyanın elbette ki Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının cilvelerine bakması dışında bir manası kalmıyor. En önemli mana da insanın imtihan için yaratılmasıyla ortaya çıkıyor. Çünkü her şey insanın bu dünyada güzel bir şekilde yaşamasına elverişli bir şekilde tarza dizayn edilmiş Allah tarafından. Bu dünya adeta bir mehd, bir beşik olarak hazırlanmış insan için. Her türlü rahatını sağlamak için Yüce Rabbimiz insanın yapmasının mümkün olmadığı şeyleri insan için yapmış. Dolayısıyla bu noktadan dünya aslında sevilmesi gereken bir yerdir ve imtihanın kazanılması için gayret gösterilmesi gereken bir yerdir sevgili kardeşlerim. İşte dünyanın üçüncü yönü de sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde bildirilen, tahkir edilen yönüdür. Bu da ehli dünyanın dünyasıdır. Yani dünyanın ahiretin bir tarlası olduğu gerçeğini unutan insanların dünyasıdır bu dünya. Burada tahkir edilen dünya, hakaret edilen dünya, küçük görülen dünya bu dünyadır. Dünyanın bu halidir sevgili kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimede zemmedilen, tahkir edilen husus aslında bu dünya hayatını insanın, şeytanın yolunda heva ve hevesinin peşinde geçirmesidir. Dünya hayatı dediğimiz şey aslında insanın ömrünü geçirmesidir. Ömrünü nasıl geçirdiği önemlidir insanın. Eğer ömrünü boşa geçiriyorsa bu insan, o zaman dünyanın Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sına bakan yönünü bilmiyor demektir.
ve dünyanın ahiretin tarlası olduğu yönünden bihaberdir, habersizdir demektir. Bu yüzden diyebiliriz ki değerli kardeşlerim, bu ayet dünyayı kendi hevesleri için kullananların nezdinde dünyanın nasıl olduğunu anlatıyor ve bu yönünü tahkir ediyor. Buna göre bakınız, ayette ilk zikredilen dünyanın hususiyeti bir la'b olmasıdır. La'b, oyun demektir. Heves edilip uğraşılan, boğuşulan bir şey demek. Oyun. Efendim, bazı tefsircilerimiz diyorlar ki bu çocukları yoran bir oyuna benziyor. Oyun ancak çocukları yorar ama sonuçta hiçbir şey elde edilmez. Böyle bir oyunla geçirilen zaman da çoğu zaman faydasızdır. İşte insanların İslam'ın gösterdiği şeylerin dışında faaliyet göstermeleri, ıvır zıvır şeylerle meşgul olmaları böyle faydasız olan işlerdendir. Ama kişinin İslam'ın güzelliklerinden olan şey bir hadis-i şerifte bildirilmiş olduğu gibi mala yani şeyleri terk etmesidir. Yani böyle oyun eğlence türünden şeyleri terk etmesidir. Dünyayı bir oyun ve eğlence yeri gibi görmemesidir. Elbette ki meşru çerçevede bir oyun. Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin dışına çıkmadan, onun zikredilmesini ertelemeden, onu zikretmekten uzaklaştırmayan bir eğlenceye, bir oyuna insanın elbette ihtiyacı var ama dünyayı esas maksat yapan bir insan, dünyanın sadece bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu zannediyor ve sadece bu maksat için yaşıyor. Bugün dünyada hatırı sayılır bir çoğunluğun dünyayı bu gözle gördüğünü müşahede ediyoruz. Hayatının bütün safhalarını sadece eğlenmek için geçiriyor, çalıştığı vakitlerin dışında. Çalışması da yine o eğlenceye bir vesile olmak için oluyor değerli kardeşlerim. Bugün kazanıyor, akşam eğlencede yiyor, bu hafta kazanıyor, hafta sonu eğlencede yiyor. Bir sene kazanıyor, sene sonunda bir aylık tatilde yine eğlencede kazanmış olduğu parayı yiyor ve bu şekilde hayatı devam ediyor. Müslüman olmayan toplumlarda böyle bir eğlence anlayışı var ve bizim toplumumuza da bu televizyonlar yoluyla, basın yoluyla giriyor ve gittikçe de yaygınlaşıyor. İnsanlar Kur'an'ın arzu ettiği ve istediği bir şekilde dünyayı görmekten gittikçe uzaklaşıyor. Sevgili kardeşlerim, buna çok dikkat etmek lazım. Ehli imanın, mümin, mütedeyyin, dindar insanların dahi zaman içerisinde büyük gevşeklik göstererek bu yönüyle dünyayı ele aldıklarını görüyoruz. Ve hayatlarını onlar da bir noktada eğlenceyle geçirme noktasında batılı insanlara benzemeye çalışıyorlar farkında olmadan. Bu noktada da bir müminin şuurda olması gerektiğine inanıyorum sevgili dostlar. İkinci olarak dünyanın bir lehü olmasıdır. Bu da insanı faydalı olan işlerden alıkoyan, dünyevi ve uhrevi faydalı olan işlerden alıkoyan, vaktini öldürmekten başka işe yaramayan ve alınan lezzetlere hasret duyulan şeylerle dolu yönüdür. Dünyanın lev olma yönü. Lev zaten insanı faydalı olan şeylerden geri bırakmak demek sevgili kardeşlerim. En faydalı şey insanın imanını kurtarmak için çalışması. İmanını kuvvetlendirdiği, sağlamlaştırdığı zaman salih amelle bu imanı süslemesi, farzları yapıp yasaklardan kaçınarak bu imanı süslemesi, efendim güzelleştirmesidir. İnsanın en birinci vazifesi bu. Hayatını imanla geçirmesi, kabre imanla girmek için gayret göstermesidir. Lehv yönü işte insanı böyle önemli bir vazifeden geri bırakıyor ve ıvır zıvır şeylerle meşgul ediyor. Özellikle gençlerimizi nefsani heveslerinin peşinde koşturuyor, ahiretle ilgili şeylerin hepsini geri bıraktırıyor. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, bu noktada dikkat etmek gerekir. Dünyanın ahiretin mezrası olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının tecelli ettiği bir yönü bulunduğunu unutmamak lazım. Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratış amacının da efendim
dünyada bir imtihana tabi olduğunu unutmamakla alakasının bulunduğunu insanın her zaman düşünmesi gerekir. Üçüncü olarak değerli kardeşlerim, dünyanın bir ziynet ve bir süs olduğu bildiriliyor ayet-i kerimede. Yani dünyanın, evlerin süslenmesiyle, hayatın süslenmesiyle uğraşıyor birçok insan. Ahiret için hiçbir şey yapmadan, salih amellerle hayatını süslendirmeden, imanını güzelleştirmeden bunlarla uğraşmayı bir kenara bırakarak dünyanın süsüyle püsüyle uğraşıyor. Sevgili kardeşlerim, maalesef bu da özellikle zamanımızda çok fazla rağbet görüyor. Dünya sanki sadece süslenmek için var edilmiş bir yer. Evimizi, arabamızı, barkımızı, kendimizi sırf süslemek için, süslendirmek için, insanlara hava atmak, güzel görünmek, güzel gösterilmek için sanki dünya var edilmiş gibi bir anlayışla hareket etmesine vesile oluyor insanların. Tabii şeytanın bir aldatması ve kandırmacası olarak sevgili kardeşlerim. Onun için doğrusu nedir? Efendim, dünyanın süsüne aldanmamaktır. Süse püse zaman ayırmamaktır. Sadece ve sadece insanın yaşayabileceği, barınabileceği normal bir evinin olması, kendisini taşıyabileceği varsa imkanı bir birintinin olması ve üzerinde ayıp olmayacak derecede insanların arasına çıkabilecek kadar elbisesinin bulunmasıdır önemli olan. Yoksa süslü püslü şeylerle meşgul olmak insanın hayatını, efendim, ömrünü boşu boşuna geçirmesine sebep olacak. İşte bu yön telin ediliyor. Bu yön tahkir ediliyor. Dünyanın bu zinet yönü de sevgili kardeşlerim, tahkir edilmiş oluyor bu manasıyla. Dördüncüsü, diyor ki Kur'an-ı Kerim, insanların arasında bir övünmedir bu. Bu övünme, insanın gücü ve nesebiyle bir övünmesidir. Yani ben şöyle güçlüyüm, kuvvetliyim, imkanım var, arkam var, ben şöyle asil bir nesebe sahibim, şöyle bir babam, şöyle bir dedem, şöyle bir dedemin dedesi var diye insanın bununla övünmesidir. Bununla meşgul olan insanlar var. Ebedi hayatı kurtarmak için uğraşmak yerine bu tür övünmelerle hayatını geçiren insanlar var. Hatta hiç dinini yaşamadığı halde benim babam, benim dedem, benim efendim babaannem şöyle iyi bir insandı, şöyle dindar bir insandı diyerek bundan kendisine pay çıkarmak isteyen kimseler de var. Nesebin insana hiçbir faydası olmaz sevgili kardeşler. İnsan, herkes kendisinden sorumludur. Babasının, dedesinin, atasının asil olması ya da çok iyi dindar olması, müftü olması, hacı hoca olması, evliya olması hiçbir şeyi değiştirmez. Önemli olan insanın kendisidir. Buna aldanmamak lazım. Böyle bir övünme boş bir övünmedir. İnsanı aldatan bir şeydir. İşte bu yönünü dünyanın tahkir ediyor ayet-i kerime aynı zamanda. Beşinci olarak diyor ki ayet-i kerime, dünya mal ve evlatla bir çokluk yarışından ibarettir. Böyle bir dünyaya bakış açısı, hayatı bu manayla geçirme düşüncesi tahkir edilmesi gereken bir noktadır. Uzak durulması gereken bir noktadır. Sadece dünyayı gaye edilenler, mallarını çoğaltmak, çocuklarını çoğaltıp onlarla övünüp böbürlenmek için gayret gösterirler. Sevgili kardeşler, bu ne kadar yanlış bir şeydir. Halbuki mal dediğin şey, bir iflasla, bir depremle, bir yangınla, bir kibritle, bir hırsızlıkla, bir soygunla kısa süre içerisinde ortadan kalkabilecek bir şey. Çocuk dediğin şey de öyle. Eğer Allah rızası için çocuklarını yetiştirmeye gayret göstermezsen, büyüdüğü zaman senin malına konmak için seni öldürme planı da yapabilecek kadar katarlaşan bir canavar haline gelir çocuk. Eğer Allah için o çocukla ilgilenmez ve yetiştirmezsen. Dolayısıyla efendim, mal toplayarak, çocuk sahibi olarak insanlarla bu manada bir yarış içerisine girme yeri değil dünya. Dünya tam bunun aksine, efendim, güzel ameller işleme,
bu dünya imtihanını en güzel şekilde kazanabilmek için Allah tarafından yaratılmış bir yerdir. Ömrümüzü Allah yolunda harcamak için yaratılmış bir yerdir sevgili kardeşlerim. Bu yüzden bütün bu yönleriyle birlikte düşündüğümüzde işte dünyanın hakir olan yönü, efendim, tahkir edilen yönü, telin edilen yönü açığa çıkmış oluyor. Onun dışında dünyanın ahirete bakan yönü asla telin edilmemiştir, lanetlenmemiştir. Dünyanın Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına bakan yönünün de tahkir edilmesi mümkün değil. Bu yönüyle dünya, efendim, insanın hayatını anlamlaştırıyor. İnsan hayatına bir anlam katıyor, bir mana katıyor. Dünyaya bir anlam katıyor. Bu şekilde insan hareket etmesi gerekir ve dünyanın, ehli dünyanın yönüne bakan, burada lanetlenen kısımlarından da insanın kendisinin, aile fertlerinin, çocuklarının uzak durmasına da yardımcı olması gerekir değerli kardeşlerim. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme bihakkil Kur'ani ve bihakkim men unzil aleyhil Kur'an nevvir kulubena binuril Kur'an ve ce'alil Kur'ana şifaen lana min kulli da'in ve munisen lana fi hayatina ve ba'de mematina ve ce'alhu lana fid dunya karina ve fil kabri munisa وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلي وسلم على من أزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين.